Ben futbola çok küçük yaşlarda başladım. 6 yaşında evde oynayarak başladım. Evde oynadığım zamanlarda tabii ki dışarıdaki ön yargının çok fazla farkında değildim. Ne zaman sokağa indim? Sokağa indiğimde erkeklerin arasında beni kız çocuğu olarak almadıkları zaman oyuna, o zaman kızların futbol oynayamadığını anladım. Ama normalde böyle bir algım yoktu benim. Beni oyuna dahil etmek istemediler. İşte kızlar futbol oynamaz dediler. Aylık oyunu vardır. Kim fazla top sektirirse o kaleye geçmez, en az sektiren kaleye geçer. İşte Didem de sektirsin dediler. Ben de top sektirdim. Top sektirdikten sonra hepsinden daha iyi sektirdiğim için hem oyuna katılmaya hak kazandım, hem de onlarla beraber oynayabildim, kaleye de geçmedim. Kendimi ilk ispatlamam aslında bu yaşlarda başladı ve ilk ön yargıyla bu yaşlarda aslında savaşmaya başladım. Sonrasında tabii ki ailem beni çok destekledi. Babam eğitimci, annem de aynı şekilde. Annem de daha öncesinde futbol oynamak için çok uğraşmış, çabalamış, ancak dedem izin vermemiş. Bu nedenden dolayı hep benim futbolcu olmamı istedi ve hep destek çıktı. Tabii ki dışarıda bir kızın futbol oynaması aileye şu şekilde yansıyor. İşte kızınız dışarıda erkeklerle beraber futbol oynuyor. Şort giymiş, yere atlıyor, zıplıyor, işte her tarafı kesik. Ya bu nasıl kız çocuğu? Hep bu algı vardı ama ailem benim arkamda durduğu için ben bu algıları çok rahatlıkla göğüsleyebildim. Çünkü size ne dediler? Yani bizim kızımız istediği sporu yapabilir dediler ve arkamda durdular. Ben bu açıdan şanslı olan taraftaydım. Ondan sonrasında da çok fazla tepkiler görmeye başladık tabii. Ya futbol oynuyorum dediğim zaman bundan bir 5 sene öncesinde nasıl futbol oynuyorsun? 90 dakika mı oynuyorsun? İşte aynı top mu? Kale aynı mı? Kurallar nasıl? Sizde farklı mı falan? Futbol futboldur işte yani. Bu şekilde hep anlatmaya alıştık. Bu ön yargılarla bu şekilde savaşmaya alıştık. Şimdilerde ama tanınan, bilinen, hem milli takımda hem Beşiktaş'ta tanınan bir futbolcu olmanın gururunu yaşıyorum. Futbol erkek egemen bir spor olarak biliniyor ülkemizde. Biliyorsunuz yani futbol dendiği zaman hep bir holiganlık, hep bir erkeklerin maça gitmesi veya her şeyi onların bildiğini düşünmeleri. Toplandıkları zaman bütün kuralları onlar biliyorlar. İşte antrenörlerden daha iyi antrenörler, hakemlerden daha iyi hakemler. Tabii ki bir kadının futbol oynuyor olması erkekler gözünde çok fazla kabul edilebilir bir şey değildi. Ama işte ön yargıları kırmak herhalde böyle bir şey. Dünyada bu ön yargılar, Avrupa'da bu ön yargılar yavaş yavaş kırılıyor. İngiltere Wembley'de oynanılan final müsabakasına 87 bin kişi gitti ve 2,2 milyar televizyonda izlenme aldı. Bu tarihe geçecek bir rakamdı kadın futbolu için ve bu turnuvalardan sonra kadın futbolu hem dünyada hem ülkemizde yavaş yavaş tanınmaya başladı. Tabii ki ülkemizde değişimler sadece bununla beraber gelmedi. Beşiktaş 9 senedir, 10 senedir hatta yani daha fazla senelerdir bu işin içindeydi ve hep şu çağrıyı yapıyordu. Lütfen diğer büyük kulüpler de girsinler. Biz tek başımıza burada olmak istemiyoruz. Çünkü rekabetin olmadığı yerde biliyorsunuz ki gelişim ve değişim olmaz. Evet, 2 sene öncesinde diğer kulüpler de girmeye başladılar bu işin içine ve kadın futbol algısı aslında Türkiye'de değişmeye başladı. Rekabet artmaya başladı. Farkındalık, bilinirlik, televizyon yayınları, her şey yavaş yavaş değişmeye başladı. Sponsorlar gelmeye başladı ve bizler daha fazla dışarıda tanınır hale geldik. Bu yüzden artık dışarıda ben futbolcuyum dediğim zaman insanlar evet ya ben seni tanıyorum, ben senin maçını izledim diyorlar. Biz artık o pozisyona geçtik yavaş yavaş. Bizim oynadığımız sahalar, antrenman yaptığımız sahalar aynı standartlarda değil hiçbir zaman erkek takımlarıyla. Altyapı tesislerinde antrenman yapıyoruz. Çoğu kadın futbol takımı altyapı tesislerinde antrenman yapıyor. Hani bunun için çok teşekkür ederiz. Yani normalde hiç bu fırsatları da bulamıyorduk. Bizim de tribüne karşı oynamamız, televizyonlarda bütün tam maçlarımızın yayınlanması gerektiğini ve bununla beraber daha fazla futbolcu gibi hissedebileceğimiz bir ortam oluşması gerçekten hani çok güzel olurdu. En büyük ayrımlardan bir tanesini burada hissediyoruz. Tabii ki sponsorluk bize o kadar fazla gelmiyor. Sponsorluk olmadığı zaman biliyorsunuz işte bu imkanlar da çok zor sağlanıyor çünkü her şey bir maliyet. Gerekli destekler, daha fazla destekler verildikten sonra biz de o standartlara, o seviyelere gelebiliriz ve ülkemizi çok daha iyi yerlerde temsil edip adımızı basa basa duyurabiliriz.